Sen de uyudun, hemen uyanmadın. Bizde sonrası yoktur. Bizde sonrası yoktur bu işin. Çocukların hepsi okumuş. 5 tane çocuğum var, 2 erkek, 3 kız. Hayvancılığı yapan insan çok az, çok ender. Bizim köprü başında çok az. Arkası gelmiyor. Yani gençlerde bunu yapan olmuyor. Herkes daha rahat bir şekilde para kazanmanın yollarını buldu. Yani. Dolayısıyla bu çok çileli bir iş olduğundan dolayı bunu kimse yapmak istemiyor. Arkadaşımız Tursun Bayraktar. Filesli. 1,5 yıldan beri arkadaşlık yapıyoruz. İyi, has böyle zamanlarımızı geçiriyoruz onunla beraber. Çok seviyorum buraları.
Koyun bekledik böyle işte. Aynen öyle. Bunlarla uğraşıyorum işte. Arada gidip geliyorum eve. Sıkıntı yok. Şimdi buradayım işte. Yayla daha güzeldi ya. Burası zor ya buralar ya. Burası da şeydi alandı. Veriyorsun koyunu, duruyor koyunlar ya. İşte bir ay daha burada yok işte. Bayram ortada gidip dönerek o yukarılara doğru. Bu sene az kar yağdı. Çok kar yağmadı buralarda. Hiç şey oldu. Hey! Vay seni gümüşan ne vermedin bana yâri, vay seni gümüşan ne vermedin bana yâri, bak daha gider miyim zikanadan yukarı, bak da gider miyim zikanadan yukarı. Oy dere ete balıklar, et tohum sevdalıklar, ne böyle sevda olsun, ne böyle ayrılıklar. Gömüyor mu güzeli? Giden nene, giden nene. Anne ne, giden nene. Eskiden geliri biraz daha fazlaydı. Şimdi sadece çilesi var. Eskiden biz işte koyunları yaylalarda yayardık ve koyunları yaylaya gittiğimiz zaman koyunlarımızı sağardık. Yağından, peynirinden, işte yununundan bundan faydalanırdık. Ama şimdi maalesef hayvanları sağmıyoruz. Tabii bu sağmadığımız sebebi fazla insan olmadığından dolayı, yani çoluk çocuğun yanımızda olmadığından dolayı sağmıyoruz onları. Dolayısıyla koyunların yünü de bara etmiyor. Koyunların terisi de bara etmiyor. Sadece bir kuzusu var. Dursun iyi niyetli biri, anlıyor bu işler ama çok yavaş hareket eder. Fazla da duygusal değil. Köyünü özler ama Filiz köyünde şu anda şenlik olarak bir hane var. O da bir çoban arkadaşımız. Ebirleri Aydın demede dururlar ve anası babası yoktur. Sadece bir abisi var, abisiyle beraber kalır. Abisi de benim arkadaşımdır. Biz de aynı kendi çocuğumuz gibi kayırıyoruz onu işte. Başka pek fazla bir hüneri olan bir adam değil yani. Daha önceden siz çektiniz. Siz çektiniz onu. Başka Hüseyin Akyasan arkadaşımız da çobanıydı. İşte o aynısını anlatmıştı yani.
bunu yapacak olan insan genç, dinamik, maldan anlayan olacak. Çok görüyorum işte kahve köşelerinde arkadaşlarımız, işi gücü olmayan insanlar. Aslında koyun olsun, inek olsun, sütçülük olsun, besicilik olsun yapsalar çok daha faydalı olurdu. Mutlaka bununla uğraşan bir insan kusursuz duramaz. Bunu babam söylerdi işte. Ama biz buna şey yapmıyorduk yani, inanamıyorduk. Tabii insan yaşlandıkça, yaşımız 57-58 yaşında vardık. Buna bir karışan, bir daha ayrılması biraz zor oluyor, zor oluyor yani. Hey, hey! Biz çok eskiden hayvanın terisi ve yününü sattığımız zaman kışlık ihtiyaçlarımızı bunlarla beraber giderirdik. Artık koyunun yünü satılmıyor. Yani aslında sağlık konusunda birebir faydalı olan bir şey ama nedense buna pek fazla talep olan olmuyor. Yani bundan her şey olur. Yundan, kazağından tut, çorabından tut. Yani battaniyesi, yani ne bileyim yani buna her şey olabilir. Çok sağlıklı olan bir şey yani. Doğal olan bir şey. Ama buna niye kimse sahip çıkmadı, ben de bir şey anladığım yok bunun işte yani. Bir çuval yem 350 ve 375 lira. Çayır, saman işte 4 lira, 4,5 lira. Yani kiterler fazla olunca, geliri az olunca dolayısıyla insanlar bunu pek fazla taraftar olmuyor yapmasına. Ama bizde bir hastalıktır işte böyle, devam ediyoruz. Bunun hayvanların yanında olduğun zaman kafan çok rahat oluyor biliyor musun? Çok sakin. İşte kahve köşelerinden, işte dedikodulardan, işte şeylerden daha iyi. Burası Yokuşbaşı köyü, eski adı Tıgoli köyü. İşte buranın muhtarı var Mehmet Güney, iyi bir arkadaşımız. Köy için uğraşıyor, çırpınıyor bir şeyler yapmak için. Bu eski evler işte Rumlardan kalmış olan bir evler. Çoğu boştur. Biz hep beton olan yapılara daha fazla önem veriyoruz. Aslında bunlar daha sağlıklı, daha güzel ama bu yani bu mimariyi, bu şeyi biraz zor yani. Bizim buralarda bu tip ustalar biraz zor. Yani körünüm konusunda çok sağlam ve çok güzel bir işçilik. Hem de sağlıklı. Dursun Bey, evet, keyfin nasıl? İyi mi? İyi. Allah daha iyi eder inşallah. Sağ ol. Evet. Nasıl? Memnunmuşsun hayatından? Memnunum. Güzel, güzel. Ramazan dolayı biraz mı olacağız ama? Cenab-ı Allah kolaylığını verir. Ben bulamam ki ya. Evet. Bulamam ki ya. Cenab-ı Allah kolaylığını verir. Verir. Dursun Bey'le böyle bir yola çıktık. Devam ediyoruz.
bir ay sonra, Ramazan'dan sonra çıkıyoruz. Açma. Barma, Algo'ya yaylası. Ondan sonra kesildi davaz bizi. Kışın çektiklerimizi yazın unutuyoruz. Bir sünger çekiliyor ona hiç. Bir şey ağlamadan. Vallahi bu bizim eskiden beri gelen bir göbeklerin şeysindendir. İyi bir göbektir. Gece gündüz hiç hayvanlardan, şey koyunlardan ayrılmaz. Bak şu anda gidiyor koyunun içinde yatıyor aşağı. Bu daha mala yakın. Hiç hayvanla şey koyundan ayrılmaz. Ne keçe ne künüz. Hiç kolay kolay üşümez bu adam. Diğer göbekler daha adılgan, daha şey ama bazen yanlıyorlar işte böyle. Bu bök fazla tavuşkan değil bu adam. Ebiler daha genç. Bunu biraz daha fazla darfalıyorlar ama yaşı 4 yaşında. Bunların babaları daha büyük göbekti. Herkese selam olsun.